arada. Hayır, korneri kullandırmadı Hüsnü Tırfancı. Tam 90. dakikada karşılaşmayı bitirdi. Evet, ilk yarıda 48 dakikada Kozeçki, ikinci yarıda 52'de Tanju, 54'te Erdal, 73'te yine Tanju. Oyun 4-0 olduktan sonra Sercan ve Rıdvan'ın var ettiği bir gol pozisyonu bir penaltıya dönüşüyor. 79. dakikada Aykut bu penaltıyı gole çeviriyor ve böylece Galatasaray Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmiş oluyor. Bu arada güvenlik kuvvetleri de Galatasaray Yusuf'u bir halka içerisine almış durumda. Yanında Ahmet Akcan, Rakip Getiner, herkes orada. Evet, her şey sahada kaldı, her şey bitti. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı. Zayıf da olsa 4 puan gerisinde götürdüğü Beşiktaş'a karşı şansını devam ettirdi. Evet, biz şimdi saha kenarındaki hazırlıkları bir taraftan kontrol ediyoruz. Çünkü arkadaşlarımız, röportaj için Bülent Karpat'ı şu anda Tanju ile görüyorum. Evet Bülent, bakalım Tanju neler söyleyecek. Değerli izleyiciler, şu anda gol kralı Tanju ile beraberiz. 26. gol Tanju. Evet, 26. gol benim için çok büyük mutluluk. Bir de şunu duydum. İki tane İtalyan menajer veyahut da kulüp yöneticisi bugün seni izlemeye gelmişler. Bunun bilincinde miydin? Maçtan 5 dakika evvelinde onların burada olduğunu söylediler. Tabii bu da bende büyük bir etki yaptı. Stresten artık. İstediğim oyunu ben bugün oynadım, kabul etmiyorum. İki gol attım ama ben bugün çok başarılı değildim. Ama sen hep gol yollarında olan bir oyuncusun. Tabii ki çok da güzel paslar geldi değil mi? Özellikle ikinci, ilk attığın gol. Ya evet, ikinci ve ilk goller mükemmeldi. Her şey çok iyiydi. Peki bu Avrupa gol krallığındaki iddian nasıl devam ediyor? Bir de onu anlatır mısın? Valla son olarak birinci durumdaydım. 24 golümüz vardı. Bugün attığım iki golle 26'ya yükseldim. İki tane maçım kaldı. Herhalde onlardan da ikişer tane atarsam 30 golle bu sezonu bitirirsem ilk üçe gireceğimi tahmin ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kaptan Cüneyt. Kaptan Cüneyt şöyle gel. Cüneyt çok önemli bir derbi maçıydı bu sizin evet, için. Evet. Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok iyi bir futbol sergilediniz. Evet. İstekliydiniz ve karşılaşmayı kazandınız. Evet. Neler diyorsun? Fenerbahçe maçları her zaman bizim için çok iddialı, karşılıklı çok iddialı geçer. Bu maç benim açımdan çok büyük özellik taşıyordu. Futbolu bırakacağım bu senede. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü 4-1 yenmek bizim için çok mutlu edici bir olay. Çok çok mutluyum. Peki bir de çarşamba günü önemli bir karşılaşma var değil mi? Evet. Ankara Gücü ile İzmir'de kupa finali oynayacaksınız. Tabii kupa finali oynayacağız. Bu da benim açımdan çok önemli. Ayrıca kulübüm açısından da çok önemli. Bu kupayı da müzemize getireceğiz. Artı Cumhurbaşkanlığı kupasını da bu sene bu kupalarla tamamlamak istiyoruz. Yarınki Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. Beşiktaş'ın kaybedeceği her puan lig şampiyonluğuna götürecektir bizi. Peki başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, şimdi de spor adamlarına yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi Turgay Şeren ve Ziya Şengül yine bizlerle beraber. İlk 45 dakika ama ikinci bir 45 dakika çok değişik bir oyun. Ve Galatasaray'ın attığı 4 gol. Şimdi Galatasaray ilk yarıda da iyi oynadı, ikinci yarıda da iyi oynadı. Galatasaray, yani ilk yarının sonunda da söylediğim gibi maçın mutlak hakimiydi ve galibiyete daha yakın bir takım olduğunu söyledim. İkinci 45 dakikada da Galatasaray çok iyi oynadı. Fakat bu arada ilk bir Erdal'ın topunu fevkalade kurtaran Sumaer zannediyorum ki Fenerbahçe'nin yediği gollerde de büyük hatası oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir tanesi idealinden kopmuş, amacından kopmuş. Yani bu maçı oynayacak ne morali var ne de fizik gücü var. Diğeri Galatasaray'da önünde bir çarşamba günü bir kupa maçı var. O kupa maçının hazırlığı içerisinde, stres içerisinde. Evet. Ayrıyeten bir de ligde de yaşama savaşı yapıyor. Şampiyonluğu kovalama savaşı yapıyor. Tabii Galatasaray'ın bu maça daha futbolcu olarak, takım olarak, ne bileyim motivasyon olarak daha hazır olduğu bir gerçekti. Ama biz Galatasaraylılar şöyle düşünüyorduk hep. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hiçbir zaman tahmine sığmaz. Galatasaray-Fenerbahçe maçında her zaman kötü olan, zayıf olan,
kuvvetliyi yenmiştir diye düşünerekten... Hep değişik sonuçlar olmuştur değil evet, mi? Evet, hep onun için bugün Fenerbahçe'ye şans tanıdık ama gördük ki Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'la mücadele edecek ne fizik gücü var ne de morali var. Ve Galatasaray hakkıyla bir maç kazandı. O arada tabii ki Rıdvan'ın sakatlanışında zannediyorum kolu çıkmış. O da bizleri, hepimizi Türk futbol kamuoyu olarak çok üzdü. Fenerbahçe'ye biz temennimiz önümüzdeki yıl toparlanması. Çünkü Fenerbahçe'siz birlik, bir sarı lacivertsiz birlik. Elbette ki sadece Galatasaraylı'yız değil, tüm Türk toplumunu üzer. Çok teşekkür ediyorum. Ziya Şengül, şimdi bu Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı bir futbol var. Hatalar mı yaptılar? Sizce neden böyle bir sonuç oldu? Fenerbahçe'nin ikinci yarı değil, sadece maçın başından beri hatalar dolusu bir oyun düzeni vardı. Ben Fenerbahçe'ye girmeden evvel ilk önce Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve de skor yakalayan 4 golden sonra kendilerini buradan alkışlıyorum. Fenerbahçe için söylenecek esasında pek fazla bir şey yok. Ligin tümüne baktığımız zaman Fenerbahçe yalnız bu Galatasaray maçında değil, daha önceki maçlarda da çok kötü bir performans gösterdi. Sadece bu ezeli rekabetin ortaya getireceği bir oyundu, beklentimiz vardı. Diyorduk ki hani ezeli rekabette Fener Galatasaray maçının tahminler önceden yapılamaz. Ama gördük ki bir sezonda ortaya konan bir Fenerbahçe oyununda bir tekrarı oldu. Bir de kalesine 4 gol yerken.